Aile Çalışanları Sendikası idari izini sayılmalarına rağmen aile hekimlerinin idari izinlerinin iptal edilmesine ilişkin 10-11-12 Mayıs'ta hak talebiyle iş bırakma kararı aldı. Konuya ilişkin ayrıntıları konuğumuz Gürsel Özel ile konuşacağız. Sayın Özel kullanabilirsiniz deniyor. Aile hekimliği bir birimleri, bir hemşire ve bir doktordan oluşur. Bunun asgarisi olmaz. Bu şu demektir. Gelin çalışın demektir. Şimdi bakın biz bunu daha öncesinde hep bu süre gelen bir sorunda aslında. Biz defalarca ilettik. Biz idari izin hakkımızı kullanarak özellikle şeyi söylemek istiyorum. İşte Covid döneminde aşılar aksarsa ne olacak falan gibi bir şey gelebilir insanların izleyenlerin aklına. Hayır, öyle bir durum söz konusu değil. Örneğin ben bugün bütün randevularımı hatta daha erken tarihe çekerek aşı randevularımı ayarladım. Bu idari izin hakkından daha ziyade aslında bizim varlığımızı hissettirme çabamız. Biz bu yüzden bu kararı aldık. Aile hekimliğinin en büyük sorunlarından birisi iller arası, ilçeler arası uygulama farklılığı. Aslında aile hekimliği tektir. Ne yapılacağı bellidir. Siz bunu illerin ya da kişilerin inisiyatifine bıraktığınız zaman mevzuata uygun olmayacak şekilde farklı uygulamalar ortaya çıkar. Her olayda bu böyledir. Biz özellikle bu sefer buna dikkat çekmek için 10, 11 tam gün, 12 zaten yarım gün biliyorsunuz bayram tatili, 12'sinde de yarım gün bu kararı işe gitmeme kararını aldık. Bu kararı alırken daha çok neleri düşündünüz Sayın Özer? Çünkü aynı zamanda Covid-19 salgını olduğu için zaten bir işte hekimlerin çalışmaması gibi bir durum da söz konusu olacak şeklinde de dezenformasyon yaratılıyor. Neden gerekli görüyorsunuz? İşte söylediğim şu, aslında bu bizim kendimizi kabul ettirme, kendimizin var olduğunu hissettirme çabamız. Çünkü bakanlık hiçbir şekilde aldığı her kararda, ne karar olursa olsun kesinlikle bizimle diyalog içerisinde değil. Şimdi hiç kimse o şekilde dezenformasyona girmesin. Halkın en çok memnun olduğu, memnuniyet anketleri yapıyor, aile hekimleri çıkıyor. Bizim Avrupa'daki meslektaşlarımızın kayıtlı kişileri sayısı 1500'deki 1500 arası. Yani bizim üçte birimiz ya da yarımız kadar. Ama biz aşılamada Avrupa şampiyonuyuz. %95'in üzerinde çocukluk çağı aşılamaları yapıyoruz. Covid aşısında da aşı olsun diye der ki biz bu aşılamayı yaparız. Biraz önce söyledim. Bakın aşıda özellikle aşılamada hiçbir sorun olmayacak. Neden? Çünkü ilk aşılarımız yani ilk yapılması gereken aşılar birinci dozlarda bir aşı problemi olduğunu düşünüyoruz ve yeterince birinci doz aşısı yok zaten elimizde ve böyle bir başvuru yok. İnsanlar randevu alamıyorlar. İkinci doz aşımızı da biz o üç günü diğer illere, diğer günlere yayarak zaten hallettik. Bugün ben kendi birimimde 10'unda 11'inde randevu almış insanlarla ve onlarla diyalogla konuştum. Hatta yarına, öbür güne, diğer bu hafta içerisinde onların aşı randevularını aldık. Belki daha önce şu hesaplanmıştır. İşte aşı olur, ilk aşılarda olur, insanlar aşılanamayıp geri döner, bu idari izin sorun çıkartır diye. Kesinlikle öyle bir durum yok. Hatta bizim şöyle bir beyanımız da var. Bütün aile hekimliğiyle ilgili derneklerin de böyle. Gidin aşı çadırları kuralım. Çadır dediğimiz şu, okullarda olur, spor salonlarında olur, her yer boş. Gönüllü olarak nöbet usulü biz aile hekimliği çalışanları orada görev alırız diye. Yani aşı yapılmasının defekt olacağı, zedeleneceği, aksayacağı hiçbir etkinliğin içinde olmayız. Zaten bu kesin medeni. Bundan sonrası içinde gönüllü çalışırız. Eğer yeter ki ülkemizde aşı olsun. Evet, aile hekimleri zaten sürecin başından beri Türk Tabipler Birliği, aile hekimliği kolu dahil, siz dahil en fedakarca çalışan grupların başında yer aldınız. Dalgayı birinci sıradan, en ön sırada karşıladınız ve çalışma koşullarınız da hem sizin için hem hastalar için oldukça elverişsizdi. Ve birçok haktan da mahrum bırakıldınız aslında. Şimdi gele gele bu idari izin günlerine kadar da geldi. Böyle sizin de dediğiniz gibi görünür olmak ya da emeğin varlığını kabul ettirme süreçleri herhalde Türkiye'de ne yazık ki çok önemli süreçler. Daha önce de etkinlikler yapmıştınız Covid-19 salgını ile ilgili. Genel olarak neler yapıyorsunuz? Bunları bir anlatabilir misiniz? Çünkü siz çok hareketli bir kurumsunuz. Şimdi bakın biz pandeminin en başında bu pandemide aile hekimliği birimleri ya da aile sağlığı çalışanları, elemanları ne yapmalı?
aile sağlığı merkezinin işleyişi nasıl olmalı diye. Biz zaten kendimiz ortaya koyduk. Örneklerle medyada bunu gündeme getirdik, eğitici olsun diye. Bizim hep şunu söylüyoruz. Bakın biz salgın hep denir ya, birinci basamakta yenilir. Birinci basamakta yenersiniz salgını. Ve salgın döneminde Dünya Sağlık Örgütü halk sağlığı için sorun ilan etti bunu. Ne demek bu? Biz başı, tamam pandemi çok önemli, canımızı yakıyor, ölüm kayıplar oluyor, meslektaşlarımızı kaybettik, çok üzgünüz. Ama daha tehlikeli hastalıklar da var. Örneğin kızamık. Covid bir kişiye 3-5 bulaştırıyorsa kızamıkta bu oran 17'ye kadar uzanıyor. Ve bu çocuklarımız kızamık hastalığı oluyor. Biz şimdi özetle hem bu işlerimizi aksatmamamız gerekirdi. Bu aile sağlığı merkezlerine gebeler geliyor. Yaşlı insanlar geliyor. Biz koruyucu sağlık hizmetlerini kesinlikle aksatmamamız gerekirdi ve bunu belli bir düzen içerisinde yapmamız gerekirdi. İşte o düzeni biz kendimiz kurduk. Öncelikle yaptığımız oydu. Daha sonra bu düzeni kurduktan sonra tabii ki halkımızı korumak için biz bir şeyler yapıyoruz ama bizim de korunmamız gerektiğini ilan ettik. Nasıl korunmamız gerektiğini. Bizim koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadık. Sonra bizi en çok zedeleyen de şu oldu. İlk dönemlerde SGK bir yazı yazmıştı. Covid-19'un meslek hastalığı olamayacağı ile ilgili. Hemen onunla ilgili biz gerekli hukuksal girişimlerimizi yaptık. Sonra Allah'tan onu geri çektiler. Ancak hala illiyet bağı aranıyor. Biz şu anda onun mücadelesinde veriyoruz. Ayrıca bizim özlük hakları kayıplarımız var. Yıllardır süre gelen. Şimdi bu dönemde bunu tamamlamayacaksınız da ne zaman tamamlayacaksınız? 10 yıl önce başladı aile hekimliği Türkiye'de. %50 bizim reel kaybımız var. Bu kaybın bir şekilde yerine konması lazım. Neden yerine konması lazım? Aile sağlığı merkezleri pandemi döneminde bir de şunu düşünsünler. Aynı zamanda iş alanları, iş veren. Nasıl iş veren? Biz belli bir sınıfta olduğumuz zaman kendimiz ek hemşire, ebe çalıştırabiliyoruz. Ve bizim başka ASM'imizde günlük işleri yapan insanları çalıştırabiliyoruz. Şimdi bu öyle bir noktaya geldi ki bunu karşılayamaz oldu. Hem bu hem aile hekimleri açısından hem de işsizliğin çok 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 konuşulduğu bir dönemde yeni işsizliklere sebep olacak sorunlarla karşı karşıyayız. Bir de bizim en büyük sorunumuz, bu hep deriz, bu pandemi ne ilk ne de son olacak. Bakın bizim bilimlerimizin %20'sine yakın Türkiye'de hemşiresi yok, ebesi yok. Yani dedik ya biraz önce aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanı dediğimiz ebe ve hemşirelerden oluşan bir çekirdek birimdir. Şimdi siz bunun %20'sinin hemşiresiz olduğunu düşündüğünüz zaman Türkiye'de bir 8-10 milyon insanın kendisinin bu benim hemşirem diyebileceği insan yok. Bir an önce biz bu açıkların kapanması yönünde taleplerimiz oldu, çalışmalarımız oldu. Siyah önlük, siyah maske eyleminiz vardı Özer Bey. Geçtiğimiz ay başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu siyah önlük, siyah maske eyleminiz devam ediyor mu? İş bırakma eyleminde de onları kullanacak mısınız? Şimdi üzerinizde yine siyah görüyorum. Evet, yani şöyle biz zaten oradaki deadline süremiz çok belli. Bizim söylediklerimiz hem pandemiyle ilgili önlemler açısından. Örneğin bilim kurumunda bir tane aile hekimliği akademisyeni olmasını istiyoruz. Bizim yönetim kurulu üyemiz de var, Ersin hocamız da var. Aile hekimliği akademisyeni yok bilim kurulunda. Artı biraz önce bahsettiğim taleplerimiz karşılanıncaya kadar biz siyah giymeye devam ediyoruz. Şu anda hastam olmadığı için maskem yok. O da korunaklı olduğu için siyah maskemiz ve siyah önlüklerimizi aynı şekilde giymeye devam ediyoruz. İş bırakma günlerinde de giyeceksiniz sanıyorum. O bir sembol oldu çünkü bir yandan da. İş bırakma eyleminin günlerinde de 10, 11, 12'nin yarısı olarak görünüyor. Nasıl organize ettiniz? Hangi illerde, bütün illerde mi? Nasıl olacak bu iş bırakma eylemi? Şimdi şöyle, bizim üyemizin, biz bir defa bütün üyelerimize çağrıda bulunduk. Bizim üyelerimiz bunu hangi ilde olursa olsun yapacaklar. Zaten bu konuda inanın biz yönetim kurulu kararı alırken aslında hep deriz ya çoğunluk, kitle önemlidir. Kitle bize aldırdı bu kararı zaten. Talep oradan geldi. Bu arkadaşlarımın önerisidir. Şimdi bu insanlar buna uyacaklar zaten. Ve yeri geldiğinde de, çünkü pandemi koşulları var, başka bir etkinlik yapamazsınız. Buldukları her ortamda da
bunun özellikle halkın sağlığına, aşılamaya hiçbir zararının olmayacağını ve artık yok sayılmamamız gerektiğini ve haklı taleplerimizi, onları tekrarlamayıp haklı taleplerimizin bize iade edilmesi gerektiğini ve artık bu bizim için bir varoluş ya da kendini kabul ettirme eylemi etkinliği oldu. Bunu anlatacaklar diye düşünüyorum ve anlatacaklar da. Biz de Artı TV olarak iş bırakma günlerini takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.